Tılsımı kainatı keşfeder. Kulağ rakibin büyük bir tılsımını halleder. 30. söz. Ele ve zerede ibaret bir bilip bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat elinin mahiyet ve neticesinden, ikinci maksat zerenin hareket ve hazinesinden bahseder. Birinci maksat, Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradna al-emanete ala's-semavati vel-ardi vel-cibal fe beyne en yahmillaha ve eshfakna minha ve amana al-insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine şart edeceğiz. Şöyle ki, tek bir hazine, hazineden tek bir cevher diyoruz. Gök zeminde kabirden çekindiği emanetin, gök zeminde kabirden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudunda bir ferdi bir veçh eledir. Başlarını biraz gibi böyle şey mi istiyorum? Maruzluklarda ifade etmek istiyorum bazıları. Ebedi müteaddi vücudundan diyor. Çünkü bu ele, yani illa aradan emanete. Biz diyor bir emanet arz ettik diyor Cenab-ı Hak. Semalar üzerine, arz ve dağlar üzerine. Onlar korktular. Onun şeyinden şeyden çekindiler. Ve amelâni insâh ve be'în ve eşmâdînhâ. Onlar korktular diyor, korktular. Ve amelâni insan, sonra onu insan yüklendi. Şey, söyleyeyim mi? Emaneti. İnnehu kâve kalûmen cehûle. Şimdi ulema, alimler, yani bu işte tahtet çıkmayanları bazı demiş, emanetten murat namazdır demiş, bazı Kur'an'dır demiş, bazı demiş şeydir, cüz ihtiyarıydır demiş gibi, yani böyle. Bazı büyük imamlar, halimiz böyle şeyler var yani. Üstad onları reddetmiyor, ne diyor? Emaneti müteaddit vücudundan bir ferdi bir vecihlerdir demiş. Yani bu müteaddit vecihleri gönder olabilir yani. Bir senedir diyor. Yani böyle bir şey gelecek burada da, bunun gerçeği yaptım. Ben de böyle şey demiyorum, Allah Allah, baktım. Bunda hepsi var ya sende. Zamanla gelişiyor yani. Bak ne diyor şimdi? Ben onu bir şeyle okuyorum, ilerideki sebeple de. Sizin aç gözüm yok. Bak diyor ki, eğer o ene hikmet tarikatını unutup, vazife-i fıtriyesini terk ederek, kendisine manayı ismiyle baksa, kendini malik itikad etse, o vakit emanete hıyanet eder. Ve kat havendese altında dahil olur. Şimdi burada, işte bütün şükleri, beşerleri ve dalaletleri tevlil eder. Enaniyetim şu cihetindendir ki, semavat ve arda cibal tedavuk etmişler, arazi bir şükten koymuşlar. İşte bunun için kabul etmemişler. Emanet şu diyor. Yani emanet, Cenab-ı Hak kendi sıfatından, kendi rububiyetinden, tasarrufatından, bazı şeyler insan vermiş ya. Gelecek şimdi. İnsan sanki malik gibi. İnsan Rab rububiyetine. Ayette var ya, baba ana içinde diyor. Kema Rabbiyâne sagîrâ diyor. Yani terbiyeci manasında. İlahi, kendisi malik, hakim, ilahi. Çok vecihler var yani. Demek ki yani, bazıları. Bazıları dinler de bazıları ses. Evet kardeşim. Şu
şimdi yeniden okuyun, okuyun. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki, gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan bir ferdi, bir veçhi enedir. Evet ene, zaman-ı Adem'den şimdiye kadar alem-i insaniyetin etrafına dal budak sılan nurani bir şecere-i tuğba ile müdhiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Yani demek ki cereyanlar, burası şeyler, onların başlangıcı insanın kendindeki eneymiş yani. Tuba ağacı yaptım. Tuba ağacı şey yaptım. Yaptım sakkum ağacı. Bütün bu psikolojik yani. Bütün bu cereyanlar sizlerler, bütün yollar şeyler yani daha cereyanlar ilahi. Hepsi bu şeydir. İnsanlık meneden bir şey diyor. Buyurun. Evet ene, zaman-ı Adem'den şimdiye kadar alem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tuğba ile müdhiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğiydi. Şu azim hakikate girişmeden evvel bu hakikatin fehmini teskil edecek bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki, ene, künuz-u mahfiyye olan esma-i ilahiyenin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muamma-i müşkil küşadır, bir tılsım-ı hayret fezadır. Yani kendisi açılması müşkil bir muamma, bir tılsım o da yani. Aynı muamma, aynı tılsımla kainat tılsımı Esma'yılar tılsı başlayacak yani. Geldi bizim tılsımlardan. Neydi mesela? Ene, künuz-u mahfiyye olan Esma'yılar'ın anahtar olduğu gibi. Demek Esma'yılar künuz-u mahfiyyeymiş. Gizli hazineler. Hazine mi ararsın? Buyurun. Esma'yılar anlamaya çalışıyoruz. Künuz-u mahfiyye. Çoğular sözler zorlanırsa düzelmiyor. Evet, yani. Cünuz-u mahfiyye olan Esma-i İlahiyye'nin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muamma-i müşkil küşadır, bir tılsım-ı hayret fezadır. O ene, mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücubun künuzunu dahi açar. Alemi vücub dediğin, yani vücud var, yani Esma'yla karışmak. Allah'ın isimleri sıfatları dair, alemi vücub deniyor. Yaradan alem, yaradılan değil. Buyurun. Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabiyyem'de şöyle bahsetmişiz ki, alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki Hallâf-ı kâinatın künûz-ü mahfiyesini onun ile keşfeder. Şimdi burada bir nümune vereceğiz artık yani. Dedi ya, kağıt kapıları ediyor. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki Hallâf-ı kâinatın künûz-u mahfiyyesini onun ile keşfeder. Bir de misal burada. Yani nasıl? Kâinat dediği şu alem yani. Bütün alem işte. Bir ağaç, çiçek, bir meyve, bir böcek, insan başlar.
çaylak yanmış. Zahir açık mı kapalıdır diyor. Mesela burada diyor, ben bunu çok anlatmış kızar zaten. Diyor bakınız bu ileride var ya yine gelecek şifat, onu ben burada sokuyorum size. Buranın bu nübüvvet bahsiyle, yani felsefe bahsiyle burası. Mesela felsefe şarkıda bahsediyor ki, ondan diyor ki, hem masnudaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü masnuda ve nakışa mal edin diyor. Şimdi öyleyim yani, adam televizyonda yeryüzündeki bütün mahlukatı gösteriyor. Hatta denizin dibindeki değil mi? Acık bir şey, onları gösteriyor, anlatıyor yani. Şimdi orada bahsediyor denizlerine, ne aldılar? Ben bir ara şey ettim, işte soğuk yerlerde indi yapıyor şeyini, kalın yer, sıcak yerlerde kalın yapar, peçeğine daha şey dağılması vesaire. İlahi, bazı hayvan kabuğunu değiştirir, şekillerine kabuğunu değiştirir diyor. O kadar bahsediyor ama hiç şaniden bahsetmiyor Cenab-ı Hak'tan. Hiç onun halinden bahsetmiyor. Sanki o şey, o hayvanat, o bitkiler kendine sahipmiş gibi, kendine malikmiş gibi öyle bahsediyor. Şimdi burada misal veriyor. Bir maslı güzellik yani. Evimizde bir yapraktı, yahut bir kelebekteki veyahut da bir gülçedi güzellik. Yahut da bir nakışta hüsnü, nakış var ya nakışlar böyle. O diyor, hem maslılığı güzelliği ve nakışta hüsnü masna ve nakışa mal edip sani ve nakışa mücerret ve mukaddes cemalinin cilmesine nispet etmeyerek. Allah Allah, ben bunu cesaret ettim burada. Bu sahnenin anlaşmanı anahtar oldu bu yani. İşte bu. Buradaki nakış, bu masnu, bu anlayış artık umumun etkisini edebilir. Hem masnudaki güzelliği yiyemezdi, masnaya var aslında maalesef. Hesmetçiler, sani ve nakkasın mücerret ve mukaddes cemaatin cilvesine nispet etmeyerek. Ne güzel yapılmış yere ne güzeldir der. O cilveye ne diyor? Onun şeyine söyle, mukaddes cemaatin cilvesine nispet etmeyerek diyor. Ne demek nispet? Üç güzellik bir şey, onun o mukaddes cemaatinden bir cilvedir burada. Bir cilve işte. Ondan aksediyor buraya. Şimdi anladık mı bak? Kâr kapları şimdi açıldı işte. Demin kapalıydı, şimdi açıldı. İşte bu yani. Bu öyle bir ilim ki bu kadar. Bütün ilimlerin sultanıdır. Hem kâhidetin hakkı macide anlatıyor, hem ısmaylanca. Demek ki bütün güzellikler, bütün nakışlar, bütün hüsürler onun mücerret avukatı cemalinden bir güzel. Güzel anlatıyor. Hakikaten budur. Her şey riyasın. Oraya gelecek şimdi. Evet kardeşlerim, buyurun. Şimdi nazar vermek için kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en enamında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki kallâb-ı kainatın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Kardeşim bunu bir zaman gelmiş. Tabii ders veriyor yani. Bunu anlatacak bize. Bunu anlasınlar diye yazmış yani. Ya da yazdırılmış. Sıkav-ı lahi var ya. Bunu bu asırlar anlasın. Ya böyle tılsımlı meseleyi biz nasıl anlayacağız ya? Asil ulemalar bile böyle bunun hakkında şey etmişler. Efendim, öyle demeyiz. Ya demek ya.
Amerika'yı zorla keşfetti bu sabahleyin. O da da zor. Şakaldın. Şimdi adam oturuyor televizyon karşısına var. Her tarafını geziyor. Geliyor mu? Şimdi her çoluşunu bir sürü şey kullanır ya. İnter bilmiyor musun? Bu birleşmiş yani. En gizli böyle elektronik şeyler bunun kullanacak hale gelmiş. Bazı şeyler mesela tek tük, işte bahsemin yediği şey. Onlar bazen mahsus da. Bak umumu böyle bunun kullanıyor. Hakayet de öyle şimdi ya. İşte bu Risale-i Nur ahir zamanda yani Kur'an hakim değil bu hakim hakatı. Bunu umuma ders verecek. Şöyle umuma ders verecek. Tabi yine müstahlar. Her şey değiştirmez ki. Evet kardeşim, evet. Buyurun. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir kılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şöyle ki, Sani Hakim, insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şumunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numunelerini camiye bir ene vermiştir. Süleyman'sı şey vermemişler, şey, Kur'an. Virgül koymuşlar buraya. Rubiyetinin ne? Rubiyet bu tasarrufuna aittir. Öteki de kendi zatını şuuruna yapsa buradan. Virgül lazım orada. Sani Hakim, insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri camiye bir ene vermiştir. Ta ki o ene bir vahid-i kıyasi olup evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı ruhiyet bilinsin. Fakat vahid-i kıyasi bir mevcud-u hakiki olmak lazım değil. Belki hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasi teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Sual: niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? Cevap: çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir surette bir tayin vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela bir bina dersin, hüküm verebilirsin, ölçersin. Uzunluğu bu kadar, genişliği şey bu kadar değil mi? Hüküm istiyor mu? Hakimdir meslekinde, şahitleri dinler, şey dinler mesela. Bu kadar kadar manu başlar, dört. Bakmaz, mamur, balmur sahibi olur ve hükmünü verir. Hatta ki mutlak mühit bir şey. Ulaşamıyorsun ki nasıl olur bu aklında, nerede, ben de bulacaksın. Ben bu şeyin ısrarını hükmündeyken bu halde Ziya kardeş şeyden edebiyattan tarçadan şeymiş böyle. İkbale kalmıştı. Baktım bir kitabında bugün aynen bu cümleler yazıyormuş. Böyle bir kaçmış, böyle bir şey yani. Evet Allah iman ediyor. Fakat ne olduğu bilinmezdir, mutlaktır diyor. Nihayeti olmadığından. Sırf bak bunu burada deyip ona cevap veriyor. Evet, neyi devam ederiz? Cevap, çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume kendinde Rab'lık yani.
bir ama mevhum bir rububiyet. Kendinde bir rububiyeti mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim, ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile onların mahiyetini yavaş yavaş anlar. Mesela daire mülkünde mevhum rububiyetiyle, daire mümkünatta Halık'ının rububiyetini anlar ve zahiri malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. Ve bu haneye malik olduğum gibi Halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kisbi sanatçıyla o sani zülcelalip ibdai sanatını anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş der ve hakeza. Bütün sıfat ve şuunat-ı ilahi bir derece bir derece gösterecek binler esrar ve ahval ve sıfat ve hissiyat ene de münderiştir. Ben de münderiştir. Orada mı? Kaç tür sözlerin 11. sözün? 10. sözün 11. katılar. Şimdi bu orada biraz bana temas ediyor yani. İnsanın bu ene şeyden. Sayın Hocam. 82'ymiş şimdi. Yani onun düşüyorsan o bir dakika da ikinci para aradı. Hem hiç... Kabil. Evet orada. Onu bahis. Hem hiç kabil midir ki hakimi bilhak, rahimi mutlak insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emaneti kübrayı tahammül edip evet bak inanamazlar iyi. Yani yani diyor neymiş o yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla Halik'inin muhit sıfatlarını, külli şuunatını, ölçerek. Nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasla bir temsil gösterir. Evet, bak burası. Kainattaki icraat-ı ilahiyeye, söyleyin. Bu yasal vermiş. Ya, bir de budur. Ben bu yasal yaptım. Başka yapamam yani insandan başka yer gülüm ben. Kendiler başka yani. Ya, her şeyde bir temsil yani. Oraları. Şimdi bir de bunda üstadım bakınız. Ta fenlere, sanatlara İslam nasıl baktırmış ya. Demek ki bütün bu sen fen harikaları, bütün bu sanatlar şeyle insanın halife-i arz oluşunun şeyiymiş. İhtizasıymış. Hazır mı? Hazır mı? Gerçekten değil mi? İfade edilir mi acaba? Ya sen böyle bakmış ya. İyi de öyle. Gavurucu efendi, gavurucu efendi değil. İnsan halife-i zemin ki ya, onun iktidasıymış bu. Bir daha oyun baştan. Bakarız. Hakimi bilhak hem hiç kabil midir ki hakimi bilhak, rahimi mutlak insana öyle bir istidat verip yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emaneti kübrayı tahammül edip yani küçücük cüz'i ölçüleriyle sanatçıklarıyla Halık'ının muhit sıfatlarını külli şuunatını nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip hem yerde en nazik nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip hemen o müdahaleyi sen buyurdu. Bak şu masa dedi, çam. Bak şimdi dağdaydı çam ağacında. Orada tesbihat yapıyordu, şimdi burada tesbihat yapıyordu.
İnsan ona müdahale etti. Böyle gelmiş yaptı burada, bak o vurmuş. Şimdi ibadet, tesbihatlarına ibadet müdahale ediyor insan. Bu müdahaleyi Allah demiş yani. Hadi oradan böyle var, hoca o varsa. Halbuki bütün... Halbuki yerleri yarmak, kanallar açmak, efendim böyle radyo, televizyon yapmak, hadi de bütün ne varsa yani. Umumu buna dahil söyle. Allah insana vermiş. Ya, buyurun. Halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp onların tarzı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip rububiyeti subhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek her şey yaptığı o fiil rübbet yani tasarruf yani Rabb-i Sübe ya nasıl bir şey diyor insan da Rabb yani yani herkes evinin, bahçesinin şeyi, beşerde küle arzın şeyi yani. Mesela biliyorum ben. İnsan geldi evinde, bazen dükkanında o kadar şeydi ama beşerde, yani geldiği zaman evi beşerde, küle arzda tasarruf ediyor. İşte bütün bu ilim temsilde buna kıyas yani. Fenden inkişaf etmesi, tıp bilmeyin geçmeleri, hep bütün bunlar buna dahil. Aç var. Nasıl oluyor senin bu genami ne diyorlar mesela var neler neler oluyor ya nasıl Allah böyle yazmış diyor insan bunu bak böyle ya. Anlıyor yani Allah insan anlıyor diye ben tasavvuf seviyorum yani geldi yapamıyor yani bir denay yapamıyor yani denam ne diyorlar doktor mu ama anlıyor hep ama öyle yazmış ki üç ondan iki ondan oldu muydu güvercin oluyor. O da üküyüş olduğu zaman gaz oluyor. Misal yani, öyle değil mi diyorlar? O şeylerin şeyleri, hücre şeyleri var ya, alerjik şey ettiği zaman, ondan sonra dartal oluyor, misal yani. Bak, bak ilim övünsün tamam da, bunu Allah'ı keşfet diye. Ama keşfediyor yani. Buluyor ya Allah'ı hayatıyla yapmıyor ki böyle bir şey. Düşün, ilim ilahi hatasını. Sonra bunlar. Sanatı yani, ilmihi, mütilahi, adım, bin bir esmanın tecelliyatı, bir de kudret tarafından, Allah Allah. İşte buyurun. Salih manası bu yani. Bunun da külli manada Cenab-ı Hakk'ın şeyini keşfedecek yani. Tasarrufatı o. O zaman konuşmakta onu hamdı düşünülecek. Secdede bulunacak yani. Allah-u Ekber deyip böyle gelecek. Evet kardeşler. Devam edin. Devam edin. Tamam. Orası sıcaklığı dolu için onu bahis. Haşir var, haşir bitir yani. Evet, buyurun. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş der. Ve hakeza bütün sıfat ve şubunat-ı ilahiyi bir derece bildirecek, gösterecek. Binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiştir. Demek ene, aile misal ve vahid-i kıyasi ve alet-i inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i âdemiyetin kitabından bir heliftir ki o elifin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve âdeme gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti. Yani inkar etmekle bütün o müsbet olan şeyleri reddediyor, aslını yapıyor. Bir yüzü de şerre bakar ve Adem'e gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Hem onun mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını gösterir. Bu manşaf, manayi, manayi. Adı ne senin? Mehmet, bak bir harfi. Kusurun manası yok.
Bak Mehmet isminde sıram ediliyor. Makam bak orada şey diyor. Başkasına gider diyor yani. Mana harfi bu demek. Müstakil manası yok ama. Her şey mana harfiyle Cenab-ı Hakk'ın şeyindedir yani. O da işler eder. Kendinde Allah'a çıkartmayarak müstakil manası yok. Her şeyin yani. Mana harfi. Başka Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği manası. Buyurun. Hem onun mahiyeti harfiyedir, başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zayıf ve incidir ki bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizanul hararet ve mizanul hava gibi mizanlar nevrinden bir mizandır ki vacibül vücudun mutlak ve muhit ve hudutsuz sıfatını bildiren bir mizandır. Bir mizandır insan. Buyur abi gel yayın olur. Biraz abi gel Allah. İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve izhar eden ve ona göre hareket eden kad eflehe men zekkâhe beşaretinde dahil olur. Emaneti bir hakkını eda eder. Ve o enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit ene de bir musaddık görür. O ulum nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyeti inkılap etmez. Vakta ki ene vazifesini şu suretle ifa etti. Vahid-i kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Lehu'l mulku ve lehu'l hamd ve lehu'l hukmu ve ileyhi turcaun der. Hakiki ubudiyetini takınır. Makam-ı ahseni takvime çıkar. Eğer o ene hikmeti hilkatini unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa yani onu yaradan nispet etmeyerek yani müstakil kötü var diyor. Yani şey de mesele adet sıra nispet öyle bir şey. Cevapsız cevap artık korktuk ya. En küçük bir nefes bir hüsün verilecek onun kisi muhattet cemalinden bir cilve. Yerde kaldı insanlardaki bu şeyler yani Cenab-ı Hakk'a eğer o ene hikmet-i hılkatini unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine mana ismiyle baksa kendini malik irtifat etse o vakit emanete hıyanet eder ve kad khâbe men dessâhe altında dahil olur. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki semavat ve arz ve cibal tedeffüş etmişler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Ne bu yani? Sözü başı bu. Ayet-i şey bu yani. Neden? Kabul etmemiş. Gelecek, malikip verecek, sahip verecek. Ama hakiki değil. İtibari verecek. Mizan ne bilden, ölçü, kıyas etsin diye. Vahid-i kıyası yapsın diye, aynı misal verecek onları, ta onunla şey yapmasın. İşte nispet etmezse yani, hatta bilmezse yani, işte bundan bakacak bazı insanlar, o kadar kıymetler, o kadar akarlar, bir şey öyle tarzlar, öyle güzel yani. Hiç Cenab-ı Hakk'ı sevmeyerek, ona nispet etmeyerek, müstakil şey tarzında. Sonra bakıyorsun öyle, bütün tasarruflar böyle şimdi. Allah sormayacak mı ya? Dün bir bebek idi. Sonra kısımda giyken bir bebek olacak ya. Bu arada şeyin nerede? Hem sen malik gibiydin, beynir kıydın dünyaya. Neler neler. Bütün bir milletin ahlakını bir bütün milletin dini özellikle. İlahi. Hani nerede? Ama yap başka. Yaptım o talimatları. Ne diyeyim kardeş? Her şey buna fiyat.
yapsın, ona da iman hakikati nasıl başka bir ilmi tahlil ile nazara veriyor yani. Hikmet bir şey böyle. Tersinlerdir, buna bazı tersinlerdir böyle. Evet, devam edin. İşte bütün şirkleri ve şerleri ve dalaletleri tevhid eden enaniyetin şu cihetindendir ki semavat ve arz ve cibal tedehüş etmişler, farazi bir şirkten korkmuşlar. Evet ene, ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı altında neşvi nema bulur, gittikçe kalınlaşır, vücudu insanın her tarafına yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı beleyder. Bütün o insan, bütün letaifiyle adeta ene olur. Sonra nev'in enaniyeti de bir asabiyeti nev'iye ve melliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o ene, o enaniyeti nev'iye istinad ederek şeytan gibi Sani-i Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. Sonra kıyas-ı bin nefs suretiyle herkesi, hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Gayet azim bir şirke düşer. İnne şirke le zulmün azim mealini gösterir. Evet, nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile azmedebilir, öyle de kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur. İşte ene. Burası Hafız namına. Fidah liman namına. Tam Hafız namına burada sallıyor sille insan. Buyurun. İşte ya. Ene. Şu hainane vazmiyetindeyken cehli mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehli mürekkeble bir echeldir. Çünkü duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Çünkü şu haldeki enenin rengi şirk ve tatildir. Allah'ı inkardır. Bütün kainat parlak ayetlerle dolsa o enedeki karanlıklı bir nokta onları nazarda söndürür, göstermez. 11. sözde mahiyet-i insaniyenin ve mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin manayı harfi cihetiyle ne kadar hassas bir mizan ve doğru bir mikyas ve muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve camit bir ayine ve kainatı güzel bir takvim, bir ruzname oldu. Gayet kat'i bir surette tafsil edilmiştir. Ya, anladın mı Gültekin Bey? İşte rızname böyle şey edilir. Ha ya? Ya rızname böyle mi rızname? Allah Allah. Üzülmezsiz. Ben hazır rızname söyleyelim mi? Beş versene. Evet, tam denk geldi burada. Buyurun. O sözdeki tafsilata iktifan kısa keserek mukaddimeye nihayet verdik. Eğer mukaddemeyi anladınsa gel, hakikate giriyoruz. İşte bak, âlem-i insaniyette zaman-ı Adem'den şimdiye kadar iki cereyan azim, iki silsile-i efkar, her tarafta ve her tabakayı insaniyede dal budak salmış, iki şecere-i azime hükmünde, biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, diğeri silsile-i felsefe ve hikmet gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yani silsile-i felsefe,
silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmiş ise, alem-i insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir. Ne vakit ayrı gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve şerler ve delaletler felsefe silsilesinin etrafına cem olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin menşeilerini, esaslarını bulmalıyız. İşte diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki, bir şecere-i zakkum suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında dehriyyün, maddiyyün, tabiyyün meyvelerini beşer aklının eline vermiş ve kuvve-i gadebiye dalında nemrutları, firavunları, şeddatları beşerin başına atmış. Haşiye, evet nemrutları, firavunları yetiştiren ve dahilik edip emziren eski Mısır ve Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususi olduğu için etrafında sihir telakki edilen eski felsefeler olduğu gibi aliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı tevhid eden felsefeyi tabiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu görmeyen insan her şeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. Ve kuvve-i gadebiye dalında nemrutları, firavunları, şeddatları beşerin başına atmış. Ve kuvve-i şehevi vehimiye dalında aliheleri, salemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O şecere-i zakkumun menşeiyle silsile-i nübüvvetin ki bir şecere-i tübay-ı ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin küre-i zeminin bağında mübarek dalları kuvve-i akliye dalında enbiya ve mürselin ve evliya ve sıddıkin meyvelerini yetiştirdiği gibi kuvve-i dafiye dalında adil hakimleri melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i kazibe dalında hüsnü siret ve ismetli cemali suret ve sahabet ve keramdan darları meyvesini yetiştiren ve beşer nasıl şu kainatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşeiyle beraber elenin iki cihetindedir. O iki şecereye menşe ve medan esaslı bir çekirdek olarak elenin iki veçini beyan edeceğiz. Şöyle ki, elenin bir veçini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer veçini felsefe tutmuş geliyor. Nübüvvetin veçi olan birinci veci, ubudiyet-i mahzanın menşeidir. Nübüvvetin veçi olan birinci veci, ubudiyet-i mahzanın menşeidir. Yani ene kendini ak bilir, başkasına hizmet eder, anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, fehmeder. Vücudu tebeidir. Yani başka birisinin vücudu ile kaim ve icadı ile sabittir, itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri, muvakkak bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatin cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zildir. Vazifesi ise kendi halikinin sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuur kârâne bir hizmettir. Mekkekler bunda ne böyle? Hani çantamız açın böyle yani. Üstünler de bunlar ya. Hep çıkıp doğru. Bu nasılandır mı? Düzeltilmiş yani. Değil mi? Buyurun. Çıkın. Hem bizi bu gençler bu gibi böyle kâmeli misalda. Var ki insanın gelme tamamlar. Allah hatta yerine düşüyor ya. Allah rahmet eylesin ya. Bu nerede sen keşfedeceksin ya? Hangi şeyle ya? Evler büyükleri bunu düşünmemişler. Hedefte belki büyükleri anlamışlar da bir ifade bilmek, bilim diliyle, nesillere, yıllarda bilmek yani, nerede bilmek, bambaşka bir şey. Buyurun. Vazifesi ise kendi halikinin sıfat ve şuunatına mikyas ve mizan olarak şuurkârâne bir hizmettir. İşte enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya, eleye şu vecihle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikati anlamışlar.
bütün mülkü Malikül Mülk'e teslim etmişler ve hükmetmişler ki o Malik-i Zülcelal'in ne mülkünde, ne rububiyetinde, ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Mu'in ve vezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadir mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriat-ı fıtriyesidir. Ve kanunlarının bir mecmuasıdır. Ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak, nurani, güzel yüz, hayattar ve manidar bir şekilde hükmüne geçmiş ki, Halik-i Zülcelal, bir şecere-i Tuğba-i Ubudiyeti ondan halk etmiştir ki, onun mübarek dalları, alem-i beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle tezyin etmiştir. Bütün zaman-ı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun zaman-ı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve saadet ebediye atlamak için her vahı afiliğine bir medar envar ve muhtelif basamaklı bir miraç-ı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. Şimdi burası da takşi edelim. Nedir yani burada? İşte şu farklar, burada güzel yüz. Hayatlar ve manidar bir çekirdek güne geçmiş ki Tarih-i Zülcelal bir şirri itibari bu diyeti ondan halk etmiştir. Ki onun mübarek dalları Alem Beşir'in her tarafını nurani meyvelerle teldir etmiştir. Gelmiş Ali Pisa'nın netice vermiş. Bütün zamanı mazideki zulmatı dağıtıp, uzun zamanı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezar ekber, bir ademistan olmadığını. Şimdi bunu şu, mazi yani, mazi değil mi? Mesela, bu ayın 2000 senesinin hangi ayındayız? Kasım ayında? 18. 18'inde cumartesi akşamı yağıyor. Geçen sene böyle değiliz. 100 sene sonra değiliz ki ya bir asıl evde şöyle düşünürdü bu uçta açmışsın o böyle ödemeyecek miyiz? Demek ki 1 sene sonra 10 sene 20 sene, 20 sene sonra bu zamanı mali olacak. Ne? Şu zamanı hal. Şimdi şu zamanı değil miyiz? Bak bu zamanı hal sonra zamanı mali olacak. Demek bütün zamanı maziler hakikaten zamanı hal mı bir zaman? Şükür. İnsanın yani o toplu zaman zamanı haliydi yani. Onu diyor bak. Ne diyor o zaman? Bütün zamanı zulmattadır. Uzun zamanı mazi. Her senin gördüğü gibi bir mezar ekber alimus olmadığını belki istihbane ve sade bir yatlamak için erbah afiliğine bir medarı envar. Yani ufur eden, sönen ruhlara bizden sütüm süreriyiz. Ufur eden ruhu o zaman yani. Onlara bir medarı envar. Düşünün. Hayatta olan bizler için şu saatler erbah bir ne diyor? Erbah'ın bir medarı envar. Bunu bir dayanak yani. Ve muhtemel basamaklı bir miracı münevver. Şu uşak saatler, şu şeylerimiz, şu ders için değilim. Miraçtır yani. Miraç yani vuracak bir gün. Ulvi alemlere, ulvi şeye çıkmak için arşa gelmez. Nedir burası? Miraç. Bir miraç yani, münevver, nurlu bir miraçtır. Neydi o? O zaman bütün zamanı mazi, öyle diyor ama hakikaten onlar zamanı hal ediler yani. Elmar sonra diyor ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan geçip giden ruhların nurani bir nuristani bugünler yani. O zamanı mazi onların bir zaman zamanı halleriydi. Onlar istifale filabetti ara salonlarına, yıldızlara diyor ve
dünyada güzel ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. O yine de başka bir yönde. İşte şu karlar, nurani, güzel yüz, hayattan ve manidar bir çekirdek hükmüne geçmiş ki, Halik-i Zülcelal bir şecere-i Tuğba-i Ubudiyeti ondan halk etmiştir ki, onun mübarek dalları, alem-i beşeriyetin her tarafını nurani meyvelerle tezyin etmiştir. Bütün zaman-ı mazideki zulümatı dağıtıp, o uzun zaman-ı mazi, felsefenin gördüğü gibi bir mezar-ı ekber, bir ademistan olmadığını, belki istikbale ve saadet ebediye atlamak için ervah-ı afiline bir medar-ı envel ve muhtelif basamaklı bir miraj-ı münevvel ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir. İkinci veci ise felsefe tutmuştur. Felsefe ise ene'ye mana ismiyle bakmış. Yani kendi kendine delalet eder der. Manası kendindedir, kendi hesabına çalışır, hükmeder. Vücudu asli zati olduğunu telakki eder. Yani zatında bizzat bir vücudu vardır der. Bir hakkı hayatı var. Daire-i tasarrufunda hakiki maliktir zormeder. Onu bir hakikati sabite zanneder. Vazifesini hubbu zatından neş'et eden bir tekemmülü zati olduğunu bilir ve hakeza çok esasat-ı fasideye mesleklerini bina etmişler. O esasat ne kadar esassız ve çürük olduğunu sahil risalelerinde ve bilhassa sözlerde, hususen 12. ve 25. sözlerde kat'i ispat etmişiz. Hatta silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar, insaniyetin gayetul gayatı teşebbühü bil vaciptir. Yani vacib-i vücuda benzemektir deyip firavunane bir hüküm vermişler. Ve enaniyet var ya işte bu yerde. Yani enaniyet böyle şey. Ne bir kemal bir akıllısın akıllarına. Tabi sevmeyin de. Bu tarz böyle bir çiz var yani ama bir şey yapmış. Bir çarşı gösterir. Kainat. Sen böyle ama hakiki değil. Aynen. Evet buyurun. İnsaniyetin gayetül gayatı teşebbühü bil vaciptir. Yani vacibül vücuda benzemektir deyip firavunane bir hüküm vermişler. Ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak esbat perest, sanem perest, tabiat perest, nücüm perest gibi çok envai şirk taifelerine meydan açmışlar. İnsaniyetin esasında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp ubudiyetin yolunu seddetmişler. Tabiata saplanıp şirkten tamamen çıkamayıp şükrün geniş kapısını bulamamışlar. Nübüvvet ise gaye-i insaniyet ve vazife-i beşeriyet ahlak-ı ilahiye ile ve secayayı hasene ile taalluk etmekle beraber azzini bilip kudret-i ilahiyeye iltica, zaafını görüp kuvvet-i ilahiyeye istinad, fakrını görüp rahmet-i ilahiyeye itimat, ihtiyacını görüp gına-i ilahiyeden istimdat, kusurunu görüp aff-i ilahiye istiğfar, naksını görüp kemal-i ilahiye tesbihan olmaktır diye ubudiyet kârâne hükmetmişler. İşte diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolu şaşırdığı içindir ki ene kendi dizginin eline almış, dalaletin her bir nevine koşmuş. İşte şu vecihteki enenin başı üstünde bir şecere-i zakkum neşvine ma bulup alemi insaniyetin yarısından fazlasını kaplamış. İşte o şecerenin
kuvve-i şehviyi behimiye dalında beşerin enzarına verdiği meyveler ise esnamlar ve alihelerdir. Çünkü felsefenin esasında kuvvet müstahsendir. Hatta el-hukmü lil-galib bir düsturudur. Galebe eden de bir kuvvet var. Kuvvette hak vardır der. Haşiye, düstur-u nübüvvet, kuvvet haktadır. Hak kuvvette değildir der. Zulmü keser, adaleti temin eder. Zulmü manen alkışlamış, zalimleri teşcih etmiştir. Ve cebbarları uluhiyet davasına sevk etmiştir. Hem masnudaki güzelliği, hem masnudaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü masnu'a ve nakşe mal nispet etmeyerek, hem masnudaki güzelliği ve nakıştaki hüsnü masnu'a ve nakşe mal edip sani ve nakkaşın mücerrek ve mukaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek ne güzel yapılmış yerine ne güzeldir der, perestişe layık bir sanem hükmüne getirir. Hem herkese satılan müzahraf, otfuruş, gösterici, riyakar bir hüsnü istihsan ettiği için... Hüsnü, dur, hüsnü. Nedir burada hüsnü? Bakıyor. Hem herkese satılan festivallerden var ya, herkes böyle seyrediyor yani. Hani neyi de sonra şeyler de söyle, sinemalarda, sonra televizyonlarda ya, videolarda. Bir de böyle aleni, herkes satılan, herkes satılan muzahraf, hot kuruş, gösterici, riyakar bir hüsnü istihsan ettiği için riyakarları alkışlamış, sanem misalleri kendi abidelerine abide yapmıştır. Sanem misalleri, sanem misalleri, yani hani, oraya sanem misal onlar yani. Yürüyen sanemler, oynayan, kıvrılan sanemler yani. Sanem misalleri kendi abide yapmıştır. Yani o senar misaller, o festivallerde, o şeylerde, kıvrılar şeylerde, öyle ilahi. Bir de onlar, binlerce seyirciler öyle. Televizyonlarda milyonlarca seyirciler öyle. Ne diyor? Yani o senar misaller, prestişkarlarının heveslerine hoş görünme ve tevekküllerini kazanmak için riyakarını gösteriş ile ibadet yapması yaptır. Evet kardeşim. Evet oku. O şecerenin kuvve-i gadebiye dalında bir çare beşerin başında küçük büyük nemrutlar, firavunlar, şeddatlar meyvelerini yetiştirmiş. Kuvve-i akliye dalında alemi insaniyetin dimağına dehriyun, maddiyun, tabiyun gibi meyveleri vermiş, beşerin beynini bin parça etmiştir. Şimdi şu hakikati tenvir için, felsefe mesleğinin esasat-ı fasidesinden neşet eden neticeleriyle, silsile-i nübüvvetin esasat-ı sadıkasından tevellüt eden neticelerinin binler muvazenesinden numune olarak 3-4 misal zikrediyoruz. Mesela nübüvvetin hayat-ı şahsiyedeki düsturi neticelerinden tahalluku bi ahlakillah kaidesiyle ahlak-ı ilahiye ile muttasıf olup Cenab-ı Hakk'a mütezellilane teveccüh edip aciz fark kusurumuzu bilip dergâhına at olunuz düsturu nerede? Felsefenin teşebbühü bir vacip insaniyetin gayet-i kemalidir kaidesiyle vacib-i vücuda benzemeye çalışınız. Hutfü-i şane düsturu nerede? Evet, nihayetsiz aç, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yorulmuş olan mahiyet-i insaniye nerede? Nihayetsiz kadir, kavi, gani ve mustani olan vacib-i vücudun mahiyeti nerede? İkinci misal.
nübüvvetin hayat-ı içtimaiyedeki düsturi neticelerinden ve şems ve kamerden tut, ta nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanın imdadına, hatta zerrat-ı taamiye, hüceyrat-ı bedenin imdadına ve muavenetine koşturulan düstur-u teavün, kanun-u kerem, namus-u ikram nerede? Felsefenin hayat-ı içtimaiyedeki düsturlarından ve yalnız bir kısım zalim ve canavar insanların ve vahşi hayvanların fıtratlarını su istimallerinden neşet eden düstur-u cidal nerede? Evet, düstur-u cidali o kadar esaslı ve külli kabul etmişler ki, hayat bir cidaldir diye ebdehane hükmetmişler. Üçüncü misal, nübüvvetin tevhid-i ilahi hakkındaki netaic-i âliyesinden ve düstur-u gâliyesinden el-vâhidu lâ yasturu illâ anil-vâhid. Yani her birliği bulunan yalnız birden sudur edecektir. Madem her şeyde ve bütün eşyada bir birlik var, demek bir tek zatın icadıdır diye olan tevhid kerana düsturu nerede? Eski felsefenin bir düsturu itikadiyesinden olan el-vâhidu lâ yasturu anhu illel-vâhid. Birden bir sudur eder. Yani bir zattan bizzat bir tek sudur edebilir. Sahip şeyler vasıtalar vasıtasıyla ondan sudur eder diye gani-i alel-ıtlak ve kadir-i mutlakı aciz ve sahife muhtaç göstererek bütün esbaba ve sahife rububiyette bir nevi şirket verip Halik-i Zülcelal'e ak ve evvel namında bir mahluku verip adeta sahip mülküne esbaba ve vesayete taksim ederek bir şirk-i azime yol açan şirk arut ve dalalet diyece o felsefenin düsturu nerede? Hükemanın yüksek kısmı olan iştirakiyyun böyle halt etseler maddiyyun, tabiyyun gibi aşağı kısımları ne kadar halt edeceklerini kıyas edebiliriz. Nübüvvetin düstur hakimanesinden Estağfirullah ve min şeyin illa yusabbihu bihamdih sırrıyla her şeyin her ziya hayatın neticesi ve hikmeti kendine ait bir ise saniyene ait neticeleri fatırına bakan hikmetleri binlerdir. Her bir şeyin hatta bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri neticeleri bulunduğu mahz-ı hakikat olan düsturu hikmet nerede? Felsefenin her bir zihayatın neticesi kendine bakar veyahut insanın menafiine aittir diye koca bir dağ gibi ağaca hardal gibi bir meyve bir netice takmak gibi gayet manasız bir abesiyet içinde gördüğü hikmetsiz, hikmet-i müzahibe düsturları nerede? Şu hakikat, 10. sözün 10. hakikatında bir derece gösterildiğinden kısa kestik. İşte bu 4 misale, binler misali kıyas edebiliriz. Bu kitabın ahirinde derc edilen Lemaat namındaki bir risalede bir kısmına işaret etmişiz. İşte felsefenin şu esasat-ı fasidesinden ve netaic-i vahimesindendir ki İslam hükemasından İbn-i Sina ve Farabi gibi dahiler Şaşai Suresine meftun olup o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden adi bir mümin derecesini ancak kazanabilmişler. Hatta İmam-ı Azali gibi bir Hüccetül İslam onlara o dereceyi de vermemiş. Hem mütekellimînin mütebahhirin ulemasından olan Mu'tezile imamları Zînet-i Sûresine meftun olup o mesleğe ciddi temas ederek aklı hakim ittihaz ettiklerinden ancak fâsık müptedî bir mümin derecesine çıkabilmişler. Hem Mütebâ-i İslamiyye'nin meşhurlarından bedbinlikle maruf Ebu'l-Alâ-i Ma'arri ve yetim ana ağlayışıyla Mevzuf Ömer Hayyam gibilerin o mesleğin nefsi emmareyi okşayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle ehli hakikat ve kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip edepsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz diye zecirkârâne tedip tokatlarını almışlar.
hem mesleki felsefenin esasatı fasidesindendir ki ene kendi zatında hava gibi zayıf bir mahiyeti olduğu halde felsefenin meş'um nazarıyla mana ismi cihetiyle baktığı için güya buhar misal o ene temeyyü edip sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata tevehhül sebebiyle güya tasallup ediyor. Sonra gaflet ve inkar ile o enaniyet tecemmüd eder. Sonra isyan ile tekebbür eder. Şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe karınlaşıp sahibini yutar. Nev'i insanın efkarıyla şişer. Sonra sair insanları hatta esbabı kendine ve nefsine kıyas edip onlara kabul etmedikleri ve teberri ettikleri halde birer firavunluk verir. İşte o vakit Halık-ı Zülcelal'in evamirine karşı mübareze vaziyetini alır. Men yuhyil izame ve hiye ramim der. Meydan-ı kur gibi kadir-i mutlakı acz ile ittiham eder. Hatta Halık-ı Zülcelal'in evsafına müdahale eder. İşine gelmeyenleri ve nefsi emmarının firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkar, ya tahrif eder. Ez cümle, felasifenin bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nefh etmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Bir taifesi Cenab-ı Hakk'a mucibi bizzat demişler. İhtiyarını nefh etmişler. İhtiyarını ispat eden bütün kainatın nihayetsiz şehadetlerini tekzip etmişler. Ve ya Subhanallah! Şu kainatta zerreden şemse kadar bütün mevcudat kainatlarıyla, intizamatıyla, hikmetleriyle, mizanlarıyla saniyen ihtiyarını gösterdikleri halde şu kör olası felsefenin gözü görmüyor. Hem bir kısım felsefe cüz'iyata ilmi ilahi taalluk etmiyor diye ilmi ilahinin azametli hadasını nefh edip bütün mevcudatın şehadat-ı sadıkalarını reddetmişler. Hem felsefe esbaba tesir verip tabiat eline icat verir. 22. sözde kat'i bir surette ispat edildiği gibi her şeyde Halık-ı külli şeye has parlak sikkeyi görmeyin. Aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiata mastariyet verip binler hikmet-i âli ifade eden ve her biri birer mektubat-ı samadaniye hükmünde olan mevcudatın bir kısmını ona mal eder. Hem 10. sözde ispat edildiği gibi Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütüb-i semaviye bütün ayatıyla gösterdikleri haşir ve ahiret kapısını bulmayıp haşri nef yedip ervahlara bir ezeliyet isnat etmişler. İşte bu hurafatlara sahil meselelerini kıyas edebilirsin. Evet, şeytanlar güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz feylesoflarının akıllarını havaya kaldırıp dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Geçen hakikati tenvir edecek bir seyahat-ı hayaliye suretinde nimmanzum olarak lemaatta yazdığım bir vakıay misaliyenin mealini şurada zikretmeye münasebet geldi şöyle ki bu risalenin telifinden 8 sene evvel İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'te mesleki felsefe ile münasebette bulunan eski saydın yeni sayda inkılap edeceği bir hengamdadır ki Fatiha-i Şerife'nin ahirinde
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإشارة التيه üç mesleği düşünürken şöyle bir vakayı hayaliye, bir hadise-i misaliye, rüyaya benzer bir hadise gördüm ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم